2018'de biten, 2017'de başlayan bir çalışma, oldukça çok merkezli bir çalışmada, özellikle negatif kişilik özelliğine sahip kişilerin depresyon, belki parantez içinde hocam daha net söyleyebilir, bu kişilerle Alzheimer gelişme riski ile ilgili ciddi bir ivme var. Bu da artık önümüzde bir çalışma olarak da sunulmuş durumda. Olumsuz senaryo yazmak. Sürekli bardağın boş tarafını görmek deriz biz. Ve en ufacık bir şeyde hemen en son düşüneceğimiz şey, en başta olumsuzdan başlayarak düşünme. Bu bir kognisyon, bu bir düşünce yapısı. Anksiyete bozukluğu olan insanlarda biz bunu daha çok görüyoruz. Ve ta doğuştan geliyor bu. Yatkınlık olduğu söyleniyor. Geçiş söyleyemiyoruz çünkü. Ne yapıyoruz biz bunu? Kognitif terapiyle olumsuz, otomatik olumsuz düşünceyi olumluya çevirmeye çalışıyoruz. Zaman zaman ilaç desteği de alıyoruz tabii ki. İlaçlar bir hastanın kişiliğini değiştirmez ama bizim öğrettiğimiz şeyi daha kolay yapmalarını sağlar. Çünkü bazen bir şeyleri değiştirmek, bir şeyin üzerine gitmek için de çok ciddi anksiyeteleri, kaygıları artıyor. Genç hastaların daha çok başarabileceğini düşünüyoruz. Onun için gençken daha bu işe şey yapmak lazım. 45 yaşından sonra terapiyle pek fazla yol alamıyoruz açıkçası. O zaman onlar da daha çok destekli şeyle, ilaçla gidiyoruz 45 yaşın üzerinde. Ama genç hastalarda başaranlar var. Yani bu düşünce biçimini değiştiriyorlar. Depresyonda da aynı komisyon var. Olumsuz düşünme. Yani hatta depresyonda geçmişle, şimdiki zamanla ve gelecekle ilişkili hep olumsuz senaryo vardır. Geçmişle ilgili kötülükler hatırlanır. Şu anda yetersizlik vardır. Gelecekte umutsuzluk vardır. Bunun da kronikleştiği takdirde, zamanında tedavi edilmezse Alzheimer'e iyi bir zemin hazırladığıyla ilgili bilgimiz var. Şu an için geriye dönüştürebilecek bir tedavisi yok ama en azından hastalık şikayetlerini durduran bir tedavi yaklaşımımız var tabii ki. O nedenle gelen hastaya bir şekilde bir ilaç uygulamasına başlıyoruz. İlacını takip ediyoruz ve bunu da nöropsikiyatrik testlerle de değerlendirerek hangi ilaca ne kadar süre ihtiyacı olduğunu böyle saptıyoruz. Alzheimer günleri genellikle toplum farkındalığı açısından önemli günlerdir. Ne demek istiyoruz? Gelecekte hepimizin bir şekilde etkisi altında kalacağı bu hastalık adına şimdiden yapabileceğimize en azından sosyal, toplumsal, devlet, bürokrasi, kişisel ne yapabileceksek hazırlıklı olmamız gereken bir süreci yaratma günü aslında. O nedenle burada birlikteyiz. Tabii bugün hepimiz ileride Alzheimer olabiliriz ama en önemlisi annelerimiz, babalarımız var. Yaşlanıyorlar hızla. Önce büyük anneler, büyük dedeler var. Bunlar da görme şansımız var. Onun için hepimizin bu konuda bilgisi olması lazım. Çünkü eğer bilgimiz olmazsa bu hastaları yanlış değerlendirebiliriz. Bu hastalara kötü davranabiliriz. Bunlara yeterince bakım vermeyebiliriz. Onun için bu hastalığı tanımak hepimizin görevi bence. Toplum olarak bu hastalığı tanımalıyız.